Bismillahirrahmanirrahim. Mazi fi nedir? Feal ayna lamel fiili ne demektir? Bunu anlatıyoruz. Öncelikle kaide bölümünü okuyalım. El kaide tu kural. Yen kasimu ayrılır. El fiilu fiil. Min haythu zamanu zamanı Açısından fiil ayrılmaktadır Neye? Kaça? ile felafeti Aksamin Üç kısma ayrılmaktadır Üç kısımdan bedel Nadin Birincisi mazi fiil Yani geçmiş zaman fiili Ve mübari'in İkincisi muzari Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman için kullanılan kısım Ve emrin Üçüncüsü de emirdir emir de esasen gelecek zamanı içermektedir. Ve bir kere daha inceleyelim. Yen kasimu in kaseme yen kasimu. Yen kasimu muzari bir fiildir. Nerede anladın? Evvelinde eteyne kelimesinden ya var. Muzaridir, merfudur, raf alameti zammedir. Yen kasimu. Ayrılır, ayrıldı değil. Çünkü mazi değil. Mazi olsaydı mazi fiil nedir? Ayrıldı. Ayrılmış gibi. Değili geçmiş zaman. geçmiş zamanı mazi fiiliyle ifade edebiliriz. Bu ise ayrılır. Ayrılıyor. Yani er, ar, ır şeklinde ek almaktadır. Ayrılır. Ayrılıyor. Yor da olur. Bundan ötürü diyoruz ki Geniş zaman ve şimdiki zamanı ifade etmek için direkt muzari kullanılır. Gelecek zamanı ifade etmek için fiilin evveline sin, selfe getirebilirsin. Veya ki fiilin sol tarafına cümleye farklı kelimeler ekleyebilirsin. Mesela dersin ki Gaden, yarın, yarın kelimesini getirdiğinde muzari fiil ecek, acak alacaktır. Yarın gelir, gelecek, ecek, acak gibi. Muzari fiili demek ki gelecek zamana hasretmek için evveline de sol tarafına da bir takım harfler, kelimeler getirerek muzari fiilin ecek, acak manasını taşımasını sağlayabiliriz. Öyle bir şey yoksa direkt er, ar veya yor şeklinde ekler alır. Yani geniş zaman ve şimdiki zamanı ifade eder. Yani kasım ve fail olduğu için merfu fiil ifade eder. Burada fiil derken genel olarak fiilden bahsediyor. Mazimuzlar emir hepsini kastettiği için genel diyoruz. Peşine merhac ve zamanı zaman açısından fiili ayırıyoruz, ayırıyoruz. Fiili çeşitli açılardan ayırabilirsin. Mücerret fiil var, mezit fiil var değil mi mesela. muhtel var, sahih var. Bu açılardan da fiil ayırabilirsin. Müzekker fiil var, müennes var. Müfred, cemi var. Yani diyor ki hangi açıdan fiil ayrılıyor? zamanı bakımında diğer açılardan bahsetmedik şu anda. E kaça ayrılır? Selase 3 demek. Eksam ise kısımlar manasındadır direkt. Çünkü kısmın kelimesinin nesidir? Kısmın kelimesinin cemisidir. Düzgün yazamadım. Tekrar edeyim. Kısmın kelimesinin çoğuludur. Aksam. Bu yüzden kısımlar manasına gelmektedir. Arapçadaki bir e, ne diyelim direkt çeviri yani her zaman Türkçe'ye çevirerek kullanamazsın bir karşılığı. İla selâset kısamin. üç kısımlar. Kısımlar demektir, bölümler demektir çoğul olduğu için. Üç kısımlara ayrılır dersen doğru bir çeviri olmaz. Üç kısma, üç bölüme diyeceksin. Türkçe'ye çevirirken müfret mana vermen gerekiyor. Türkçe'ye uyum açısından. Ama çoğul olduğunu bilelim. Peki eksa min pardon eksa min dedik. Mâdîn, mudâri'in, emrin. E, Mâdın kelimesi niye esir alıyor? Muzari kelimesi, emir kelimesi. Bunun başında harfi mi var? Muzaf mı var? Bunlar tabiyet yöntemiyle mecbur olarak gelmişlerdir. Yani aksam üç bölüm. Üç bölümden bedel, üç bölümden maksat dediğimiz için. Ne oluyor burada? Madem ki eksam mecrurdur, buna mübdelün mih dersin. Öyle varsayarsın. Mazi kelimesi de bedel olarak ona iratta uyması gerekir. Ev av atıf harfi sağ mecrursa solda mecrur olur. Vav tekrar atıf harfi sağ mecrursa solda mecrur olur. Gerekçesiyle muzari ve emir kelimesi mecrur olmuş. Mazi kelimesi ise bedel olması açısından uyum gerektiriyor. O açıdan mecrur olarak gelmiştir. Bunların mecbur olarak yazılması zorunlu bir şey değildir. Yani istesek e, mağdın değil de mesela mağdın mecburen mağdın yazılacak bu arada. Çünkü bunun raf hali de yine mağdın şeklinde gelir. Çünkü aslı nedir? Aslı mağdın sonunda ya harfi vardır illet harfi. Ee, bu kelimenin izahı maksut adlı kitaplarda, izi adlı kitaplarda geçmiştir. Kendisinde i'lal vardır. İllet harfi silinmiş yani. Aslında kelime ne? kökü. Madiyun medaye. Şöyle yazabiliriz. Ee, basitçe. Medaye. Sonunda ya harfi vardır. Mazi bu. Mazi kelimesi ise maziyun ismi faildir. Nasirun, katibun, fatihun, maziyun, mazin olarak kalmış. Sonundaki ile harfi yazıdan düşürülmüştür. Harf hali de şu an gördüğün şekilde gelir. Yani esrey gelir. Cer hali de böyle gelir. Sadece nasf halinde y harfini görürsün. yen şeklinde gelir. Dolayısıyla desek ki e, burada gizli bir ne var? Yani üç kısımdır dedik ya. Peşine el evvelü el evvelü desem birincisi evvel kelimesi yazıda yok. Ben de farkındayım. Mahzuf müpteda diyoruz buna. El evvelü birincisi nedir? Madın kelimesine haber yaptım. Merfu şu anda. Bu haliyle merfu. Madem merfu Vavatı harfi Sağdaki merfulu sola aktarması gerekeceğinden mubariun olur. Vavda madem ki sağdaki merfu, soldaki de merfu olsun der. O da emrun olur. Bu şekilde hepsi merfu olmuş oluyor. Bunun dışında şu şekilde de bir takdir yapabilirsin. Dersin ki ben bunları merfu değil mensup yapasım geldi. Yapabilirsin. Ee, Selaset aksam üç kısmı ayrılır. Üç kısımdan maksat yani ne kast ediyorum ben? Dersin ki ben kast ediyorum yani muzari nefsim tükerdim vahde gizli zamir ene onun faili sana meful lazım bu yüzden mağdiyen tabi ya harfi yok burada ancak yazarken olabilirdi şu anda mensup yapmaya kalkarsan ya harf eklemen gerekir şunun gibi aşağı yukarı e, ve emran şeklinde de iraplanabilir mazi kelimesi meful olduğu için mensup Vavatı farfi sağdaki mensupluğu sola aktarır. Vavatı harfi sağdaki mensupluğu sola aktarır. Yani muzari ile emir lafızları matuf matufun aleyh ilişkisinden dolayı mensup olurken mazi lafzı meful olduğu için mensup olur. Onu yazarken ya ile yazarsan olur. Şu an ya harfi ekleyemezsin. Dolayısıyla an itibariyle ne olabilir? Ancak merfu ve mecrur yazılmaya elverişlidir. Zaten harekesi hem merfurluk hem de mecrurluk olarak değerlendirilebilir idi. Peşine gelen kelimeler mecrur yazılmasalar idi. Şu an için kesinlikle bu nedir? Hepsi tamamı mecrurdur. Eliflemdül mazi. Mecrur şu anda. Kendisinin evveline mazi kelimesine eliflem eklendiği için sonun harf olan ya'yı görebiliyorsun. Başta eliflem olmasaydı buradaki ya ancak nasb halinde gözükür idi. Başka türlü gözükmez idi. Mazi fiil nedir? Birincisi yani el ev veri. Yedüllü, delle yedüllü delalet eder, işaret eder. Ne işaret eder nedir? Hüve o, mu, o mazi fiil yani. Hüve burada fail. Ala hudusil fiili. Fiilin hudusuna. Fiil burada yani tek fiili fiil diye açıklamayalım yani. Buradaki fiilden maksat ne? eylem diye düşünebilirsin. Eylem, davranış, olay. Açığa çıkmaya, açığa çıkmasına delalet eder. Herhangi bir olayın açığa çıkmasına, meydana gelmesine delalet ediyor ama hangi zamanda açığa çıkması? Fizzemenir mavi Geçmiş zamanda herhangi bir eylemin açığa çıkmasını ifade edendir. Ve fail. Delle yedüllü. Muzaaf bir fiildir. Merfura alameti, zamme. peşine e yani e nedir? E için diyoruz ki tefsir harfidir, açıklama, izah harfini tekim sağdaki cümle açıklamaya kalkıyoruz. E yani geçmiş zamanda herhangi bir olayın açığa çıkması, meydana gelmesidir derken ne kadar geçmiş zamanda? Dünü mü kastediyorsun? Bir asır mı geçmesi lazım? Yani geçmiş derken bir kable, zemenil mütekellim mütekellim konuşucu konuşan manasına gelir. Ama burada mütekellim yazmıyor. Tekellüm yazıyor. Tekellüm konuşmak, ifade etmek. Yani ifade edilen zamandan, konuşulan zamandan önce. Sen şu anda dersen, misli örnek. Hadara geldi. Ne zaman dedin sen şunu, bu cümleyi? Şimdi kurdum. İşte şimdiden önceki an. Bir saniye de olabilir bu. Milyon yıl da olabilir. Senin konuşmandan daha önceki bir zamanı, geçmiş zamanı ifade eder. Hallara geldi kim? Hü ve o. Gizli zamir fail. Fetaha açtı kim? Hü ve o. Alime bildi kim? Hü ve yine o. Yani fiillerde fail her zaman aranır. Burada olsa olsa gizli zamir hüve fail olarak atayabiliriz. Tekelleme tekelle mu? Tekellünün. Tefa'ale yetefa'alu tefa'ulun. Mastar. Mislu. Alameti ne peki? Şimdi sen mazi fiili zaman açısından bize ifade ettin de ben bir fiil gördüm de mazidir, muzaridir, emirde nasıl anlarım? Ve alametuhu ve yani ve alametül mazi hu zamiri mazi lafına raci Hu o hangi o? Yani mazi fiil. O zaman ve alametül mazi mazinin alameti ip ucu belirtisi nedir? En yakabele kabul etmesidir. animastariye. Ne yapar? Hem nasb ediyor muzarifi. böyle muzaridir. Hem nasb ediyor hem de ona masdar manası verir. En yani yakbale kabul etmesidir. Neyin? Kimin? Hüve o fiilin. Yani muzarinin. Pardon. Mazinin. Hüve fail burada. Neyi kabul etmesidir? Ta meful oluyor ve muzaftı. Ta et nithi. mühendislik taasını kabul ediyor olmasıdır. Hangi müenneslik taası? Yani bugün e, şöyle yazalım. Diyelim ki Fatih Hatun Fatih Hatun Mühendis değil mi? Evet. Nerede anladın? Tay -ner Buta'yı kabul etmiş. Bu da mühendislik tarzı. Ama buradaki aynı şey mi acaba? Tay teknisi peşin hareket yürür. özellikle belirtiyorlar. El mebsu mebsu Mepsut uzatılmış manasına geliyor. Yayılmış manasına geliyor. Yayılmış olan müenneslik mi? Yayılmış olan ta mı? Ta e mepsuda te. Yani mepsut kelimesi ta e lafzının sıfatı oldu. Öyle uzatılmış yayılmış ta ki bu es sakinete sakin olan. Hem sakin hem yayılmış uzatılmış olan müenneslik tarzı. Misli örnek. Vehebet. Buradaki ta. Fatiha ke Fatiha tu kelimesindeki ta değil. Ta merbuta kapalı ta yuvarlak ta değil yani. Ve he bet hat kete bet gibi. Bu ta neymiş? Bir defa bu müenneslik alametidir. Ama bu şekildeki bir müenneslik alametini, sukunlu, cezinli bir müenneslik alametini de mazi alır diyor. Vehebet. Gitti. Kim? Hiye o. Fetahat açtı kim? Hiye o. Alimet bildi kim? Hiye yine o. Ve ki yine aynı şekilde en yakbele kabul etmesidir. Hı, o fiilin yani mazinin neyi? Ta -ev zamiri. Ta zamirini de kabul ediyor olması yine onun alametidir. Ve kedalik yine böyledir. Ne böyledir? Yine böyle alameti sayılmaktadır yani. Misli örnek. Hadar te, hadar ti, halar tu. halar tuma, tum, hadar tunne. Bu te, tu, ti, tunne. Bunlar hep ne? Failler, zamirler. Hem zamirdirler hem de faildirler. Muzari de bunu göremezsin diyor. Emre hazırda da yoktur. O zaman bu tabi isimlerde de isimlere de bitişmiyor. O zaman bu olsa olsa nedir? Mazi alametidir diyor. Hem zamirdirler hem faildirler. Hem de bir fiilin mazi olduğuna alamettirler. E, cin maddesi yüksem ma adlandırılır. Meçhul muzari fiildir bu. Başında ya harf olmasından muzari olduğu belli. Semmeye yüsemmiyü yu Fa'ale yufa'ilu. Ferraha yuferrihu. Tefil babından muzari fiil meçhuldür. Sonuncu harf ille tarifidir. Nakıs bir fiil. Yusemme adlandırılır. Naibu fail geliyor. El harful evvel, Birinci harf adlandırılır. Neyden olan birinci harf? Alfabeden mi yani? Eliften mi başlıyor. Bahsediyoruz. Yok. mini beyani diyoruz buna. Min fi el fi'lil mazi es sülasiyyi. mazi fiilden olan ilk harf adlandırılır. Ne diye adlandırılır? Meful burada bak. Fa'e mefuldür. Neyin mefulü? Yüsem ma mefulü ta burada. Fa el yani Fa el fiili diye adlandırılır. Sülasi mücerredin. Sülasi mücerred mazi fiilin. ilk harfi fa el fiili diye adlandırılır. Yüsemme adlandırılır. El harf sani. ikinci harf. Minel fiilil mazi. Es sülasiyyi. Sülasi mazi fiilden olan ikinci harf adlandırılmaktadır. Mefulü geldi Yüsemme'nin. Ne diye adlandırılır? Aynel fiili. Aynel fiili diye adlandırılır. Yüsemme el harfü salisu. Minel fiilil mazi. Es sülasiyyi. Sülasi mazi fiilden olan üçüncü harf adlandırılır. Ne diye? La mel fiili. La mel fiili diye adlandırır. Fa el, fa ul. Bu şekilde diyebilirler. Duyarsanız fa el fiili diyen de bulursun. Fa ul fiili diyen de bulabilirsin. Ayn el fiili, aynul fiili, la mel fiili, la mul fiili -fi şeklinde adlandırmalara şahit olabilirsin. Yani çok önemli değil. Direkt kullanır ise ama yani cümlenin dışında kullanılır ise her zaman için merfu olarak telaffuz edilirler. Şimdi örneklemesini yapıyor burada. Diyor ki faul fiili, aynul fiili, lamul fiili. Tahta bir faal yazarsın. F faal fiilidir. Ayn ayn el Lam da Ne demek bu? İşte az önce anlattığı şey. Mazilen, sülasi mücerret mazinin ilk harfi, ikinci harfi şeklinde değerlendirmek gerekiyor. Bir örnek yaz. İşte en meşhur fiilimiz ne? Sara. Nun. Feal fiilidir. Sat aynı fiilidir. Ra ise lame fiilidir. Nuna sen feal fiil diyorsun ama bu fe değil ki. Fe olması gerekmiyor. Sülase mücerret mazinin en sağdaki harfine feal fiili adı verilmektedir. E, aynı fiili diye satı gösterdin. Sat aynı harfide değil ki. Olması gerekmez zaten. Sülase mücerret mazinin ortanca harfine aynı fiili denir. La mevkilinde ra varmış. E bu lam değil. Lam olması gerekmez. Sülase mücerret mazinin en soldaki harfine la fiili denir. Örnek KTB. Kef feal fiili. İkinci harfimiz aynı el fiili. Ve sonuncu harfimiz la fiili diye adlandırılır. S, mi, a. İlk harf feal fiili. İkinci harf aynı el fiili. Sonuncu harf la fiili diye adlandırılır. K F, R. İlk harf feal fiili, ikincisi amel fiili, sonuncusu lamer fiili diye adlandırılır. İlk harf feal fiili, ikincisi amel fiili, sonuncusu lamel fiili diye adlandırılır. Bu şu demek değil ama dikkat et. Katele. İlk harf feal fiili. ikinci harf aynı el fiili. Üçüncü harf la mü. E, dördüncü harf ne? <laughs> Böyle bir şey değerlendiremezsin. Süresi mücerret olacak dedik. Dolayısıyla katele fiilinin bu mezit bir fiildir. Mezit bir fiil gördüğünde onun mücerredini tespit edebiliyorsan feal aynı la diye ifade edebilirsin. Katelen aslı nedir? Katele. Katele. Bu durumda evet ilk harf feal fiili. ikinci harf Aynel fiili sonuncu af, lame fiilidir. Katel'e fiili ne olmuştur? Daha sonradan mücerretleştirilmiştir. Nasıl? Feali aynel arasına bir elif getirmişler. Katel olmuştur. Mücerret şu an ne oldu? Mücerret sağdaki soldaki ise mezit. Mezit demek ilave harf almış. Orijinalliği bozulmuş demektir. Dolayısıyla burada ilk harf, ikinci harf, üçüncü harf gidilmez mezit bir fiil bulduğumuzda onun mücerredini tespit edebilir isek feal aynı lam ile ifade edebiliriz. Tespit edemiyorsak doğru bir izah yapamayabiliriz. örnekine yine verelim. Şöyle de olabilir. Ektele. Ektele. İlk harf feal fiili dersen direkt yanlış olur. İfal babıdır, mezittir. Mücerredi kateledir. Baştaki hemze sonradan gelmiş, mezitleştirilmiştir bu fiil. Yani o zaman mücerredini tespit edebilirsen doğru bir e, adlandırma yapabilirsin. Yoksa yapamazsın. Mezit, mücerret bunlar neyin Biraz daha detay merak edin arkadaşlar. Var ise, bunlar bablarla alakalı. Baplar, kaideler bunları klasik Arapçada medrese tarzında baktığımızda genelde bina adlı kitapta okutulmaktadır. Mücerret fiiller, mezit fiiller şeklinde ifade edilirler. Şu anki konumuz o değil. Sadece değinmiş oldum. Dersimiz burada sonlanmıştır.